Politürko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydan Bey. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam, yani sizinle yaptığımız programlarda yani din konusunu, işte yaratıcı konusunu bilimsel argümanlarla ifade ediyorsunuz. Bilimin bulgularıyla anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu zaman zaman eleştiri de alıyor. İşte din ve bilim birbirlerinden çok ayrı kategorilerdir. Dolayısıyla yani dini konuları bilimsel argümanlarla da olsa anlatmaya çalışmak pek uygun değil şeklinde eleştiriler de alıyoruz. İsterseniz bunu birazcık daha böyle şey yapalım hocam. Yani bu konuyu birazcık açalım. Yani din ve bilim yani dışarıdan bakıldığı zaman birbirinden ayrı kategoriler gibi gözüküyor. Ve çelişir gibi de bir algı var. Çünkü dinin kaynağının vahiy olduğu düşünülür. Yani bunu da bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değildir şeklinde bir yaklaşım da var. Dolayısıyla ne diyorsunuz hocam? Yani dinin ve bilimin çeliştiği argümanına nasıl yaklaşıyorsunuz? Aslında ben çok doğru bulmuyorum bu argümanı Erdoğan Bey. Evet. Çünkü din ilim neden çelişkinse yani şeye bakıyorum ben Kur'an'da ilk inen ayete bakıyorum. İkra mesela. Evet. Oku diyor. İlk emir oku. Yani insanlara ilk inen emir işte namaz kıl, oruç tut, zekat ver değil oku. Yani ilme teşvik var direkt. Mesela Ebu Hanife'den nakledilen bir hadis var. Sahih bir hadis. Bu hadiste Allah Resulü talibul ilmi feridatun ala kulli muslim diyor. Yani ilim tahsil etmek her Müslümana farzdır. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı herkese diyor. Çok enteresan bir şey. Farz ne demek? Yani mecburidir diyor. İnsanın esasında yaratılış gayesi budur. Yani ilim öğrenmek, kendini geliştirmek. Dolayısıyla din yani İslam bilimi teşvik eder ve Kur'an'da bilimle çelişen hiçbir şey yoktur. Tam aksine bilimin sonradan keşfettiği birçok şey Kur'an'da 14 asır öncesinden bildirilmiş ve bunları bazılarını daha yeni yeni keşfediyoruz. Örneğin bir örnek verecek olursam daha geçenlerde yeni bu gravitasyonal dalgalanmalar diye bir şey tespit edildi. Yani bu zaten aranıyordu 2000 pardon 1916'dan beri. Yani Einstein bu görelilik teorisini öne sürdüğünden beri aranıyordu. Böyle bir şey olması gerekiyordu. Ve tespit ettiler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz diyor ki ay, güneş, bütün gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yani hepsi uzay denizinde kendi yörüngelerinde yüzerler diyor. İfadeler çok ilginç yani. Deniz ifadesini kullanıyor, yüzerler diyor. Ve bir hadiste de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her bir gök cismi diyor uzay denizinde yüzer. Aynı ifadeyi kullanıyor. Ve Bediüzzaman'ın bir ifadesi var. Gök cisimleri diyor birer balık gibidir. Denizde yüzerler uzay denizinde. Şimdi bu son gravitasyonel dalgalanmalar bulunduktan sonra astronomların verdiği bir ifade var. Benim çok yani ilgimi çekti. Diyorlar ki uzay şunu anladık ki boşluk dediğimiz uzay aslında dalgalı bir deniz. Aynı bu ifadeyi kullandılar. Yani şimdi din bilim niye çelişsin? Yani bakıyorsunuz mesela İslam'ın bilimi nasıl teşvik ettiğini anlamak için mesela önce İslam'ın altın dönemi bir döneme bakmak lazım. Bu iddiayı öne sürenler gerçekten İslam tarihini bilmiyorlar belki de. Mesela Abbasiler ve Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerine baktığınızda müthiş keşifler yapılmış bilimde. Mesela o dönemlerde ilk uçuşu gerçekleştiren Abbas bin Firnas var. Bin yıl önce yaşamış. Matematikte cebiri icat eden Havarizmi var. Yani El Cebir diyorlar. İsmi zaten oradan geliyor El Cibra. Batının bile tıbbın babası dediği İbn Sina'yı düşünmek lazım.
Mesela 200'den fazla cerrahi alet icat eden El-Zahravi hatırlamak lazım, araştırmak lazım. 1000 yıl önce yıldızlara bakıp astronomik harita çıkaran, ismine de almanak verilmiş, Abdurrahman El-Sufi'yi göreceksiniz araştırdığınız zaman. Mesela modern astronomi bugün halen bu şahsın verdiği yıldız isimlerini kullanıyor. Deneb, Antares, Betelgüs gibi bunlardan bazıları. Abbasi halifesi El-Memun dünyanın ilk rasathanesini kuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Adına da Şemsiye adını veriyor. Yani ilk yıldızlara bakmak için rasathane kurulmuş 1000 yıl önce. Şimdi dolayısıyla dine baktığınızda dinin temeli Allah inancıdır. Akıl, mantık. Baktığınızda şu nizam, intizam, hassas ölçüler ve kanunlarla işleyen bir evrenin, bir kainatının, kainatın yaratıcısı olduğunu gösteriyor. Yaratıcının yoktan var ettiği şeyleri bilim adına inceleyip yaratandan bahsetmemek olur mu? Yani din, bilim niye birbirinden ayrılsın? Şimdi bazı insanlar sizin dediğiniz gibi, yani Allah'ı bilime karıştırmayın. Bilim sadece deneysel yöntemlerle ispatlanan şeyleri ölçü alır. Böyle diyorlar. Bu argümanı öne sürenlerin gerçekten bilimden haberleri yok. Niye haberleri yok? Şöyle söyleyeyim. Bir kere bilim sadece deneysel verilere bakmaz ki. Deneysel yöntemler dışında matematiksel teoriler, felsefi argümanlar, hipotezler, teoriler, yani bilimde birçok dal var. Mesela bir misal arz edeyim. Kara deliklerin varlığını ilk olarak 1783'te John Mitchell adında bir Hristiyan din adamı iddia ediyor. Ve isimlerine neye dayanarak hocam? Yani neye dayanarak? Yani gözlemlerinden. Böyle bir yıldızlar olması lazım. Sönük yıldızlar diyor isimlerine. Hatta kullandığı tabir karanlık yıldızlar. Çok ilginç. Gözlemlerine göre, yani öne sürdüğü bir şey. Tahminlerine göre mi hocam? Yani tahminlerine göre mi? Yani tahminlerine göre, fakat herhalde altında bir matematiksel hesap da var. Yani anladım. Düşüncelerinde. Ta 1783. Bir din adamı. Çok din adamı. İsteyen bir din. Evet, din adamı bu yani. Din adamı. 1915'te de Einstein genel görelilik prensibiyle kara deliklerin varlığını matematiksel olarak kanıtlıyor artık, hesaplıyor. Bakınız 1915-1916, ta 1960'ta ise John Wheeler, geçen bahsetmiştik ondan, kara delik ifadesini ilk defa kullanıyor John Wheeler. Ve biz bu kara deliklerin varlığını ne zaman öğrendik? Bizzat gözlem yoluyla 2017'de, daha yeni, 6 yıl önce öğrendik. Fakat adamlar 1783'te öne sürmüş bunu. Ve din adamı evet. Sürüyor bakınız öne. Çok John Wheeler şey. Bu Allah kelimesini kullanan... İlk defa kullandı. Evet, pardon. Einstein'ın o sözüne atıf yaparak, değil mi hocam? Evet, bir konferansta Texas'ta kullanıyor. Allah ifadesini kullanıyor, evet. Bilim insanı işte. Yani bilim kara deliklerin varlığını 250 yıldır felsefi ve matematiksel yöntemlerle biliyordu. Deneysel yöntemlerle değil, yani illa deneysel yöntemle ispatlanır diye bir şey yok. Bence dinle bilimi karıştırmayın diyen insanlar gerçekten bilim tarihi hakkında çok fazla bilgileri yok. Mesela bakınız, bu da çok ilginçtir. Big Bang dediğimiz teoriyi ilk olarak sunan adam da Belçikalı bir Katolik papaz. George Lemaître, 1927'de. Bu da din adamı işte. Şimdi bilime Allah'ı karıştırmayın diyenlerin durumuna şöyle bir bakalım. Ben şöyle bir misal vereyim ben. Diyelim ki, bir analoji yapacağım burada. Dört bilim insanına Mona Lisa'nın tablosunu veriyorlar ve diyorlar ki siz bunu her detayla inceleyin. Mesela kullanılan boya hangi kimyevi maddelerden yapılmış? İşte o kanvas, tuval, hangi materyaller kullanılmış bu kanvas için? Çerçevesinde kullanılan işte ağaç türü nedir? Ne çeşit fırça kullanılmış bu tablo yapılırken? İncelemeler yapılmaya başlıyor bu dört bilim insanı. Her şeyi ortaya çıkartıyor en detayına kadar.
Fakat bu işte bilimsel inceleme esnasında bu dört bilim insanından birisi diyor ki, vay be diyor, Leonardo da Vinci ne muhteşem bir ressammış. Şimdi oradan diğer biri çıkıyor, diyor ki ya sen ne yapıyorsun birader? Tabloyu kimin yaptığı bilimin işi değil. Biz sadece tablonun özelliklerini inceleriz. Şimdi böyle bir mantık olur mu Allah aşkına? Yani sanatı inceliyorsun, kainatı inceliyorsun, evreni inceliyorsun ama sanatkarın bahsetme, bu bilimin işi değil. Çok mantıklı değil değil mi evet. yani? Evet. Aydoğan Bey. Yani bilim, din esasında el eledir. Birbirinden ayıramazsınız. Anladım. Anladım. Evet. Peki hocam, şimdi yani Allah'ın varlığına kanıt olarak teorik bilimden, felsefe ve teolojiden argümanlar sunulabilir yani şeklinde yaklaşıyorsunuz. Anlatır mısınız hocam, yani bu argümanlar nelerdir? Özetleyebilir misiniz? Tabii. Aslında şuradan başlayabilirim Aydan Bey. Bazı insanlar günümüzde gerçekten bu sürekli iddia edilen bir şey. Bunu da kullanıyorlar. Diyorlar ki işte Allah bilimsel olarak ispatlanamaz deniliyor. Şimdi bu argümanda esasında çok önemli bir eksiklik var. Allah'ın varlığı deneysel yöntemlerle, deneysel diyoruz bakınız yani laboratuvarda, ne ispatlanabilir ne de reddedilebilir. Yani argümanın doğrusu bu. Evet. Çünkü siz evreni yoktan var eden sonsuz bir kudret sahibini, ezel ve ebed sultanını böyle laboratuvarda test edecek değilsiniz. Bu zaten mümkün değil. Fakat Allah'ın varlığı teorik bilimle, felsefeyle ve teolojik argümanlarla kanıtlanabilir. Teorik bilimle. Bununla beraber haşa, Allah'ın olmadığı hiçbir bilimsel veriyle veya bir argümanla iddia edemezsiniz Allah'ın olmadığını. Zaten dikkat ederseniz Allah'ı inkar eden insanlar genelde ya böyle bir dini ritüellere veya dinin bir kültürüne saldırırlar. Genelde onları eleştirirler. Fakat hiçbir zaman bir Allah'ın olmadığına dair bir delil öne sürmezler. Hatta şöyle böyle komik bir şekilde ben şunu ifade edeyim. Şayet haşa Allah olmasaydı ateizm diye bir şey de olmazdı. Niye olsun ki? Yani neyi inkar edeceklerdi o zaman? Anladım. Yani ateizm esasında var olanı inkar etmektir. Yani esasında Allah kesinlikle, bakınız, bilimle inkar edilemez. Bu mümkün değildir. Yani bilimsel verilerle Cenab-ı Allah'ı inkar edemezsiniz. Bir de şu var, yani çok böyle ateizmde bazı paradoksal kavramlar var. Birkaç örnek verebilirim burada. Bir örneklerden birisi şu mesela. İnsan var olmayan, mevcut olmayan, yani evrende veya dışında vücudu olmayan bir şeyi inkar etmeye niye ihtiyaç duysun ki? Şimdi size şöyle bir şey desem. Ben Tronos diye bir şeyin varlığına inanmıyorum desem. Siz bana diyeceksiniz ki Tronos de ne ya? Benim cevabım şu olacak: böyle bir şey yok, şu anda kafadan attım. Ya şimdi olmayan bir şeyi niye ben icat edeyim de ondan sonra da onu inkar etme ihtiyacını duyayım. Yani bu felsefi olarak mantık dışı bir şey. Yani neticede inkar tamamen bahsettiğim gibi bir şeyin olmadığını kabul edip de ispatlama değil, sadece inkardır, hepsi o. Ateizm mesela delillere dayanan bir argüman değil. Bahsettiğim gibi düpedüz, yani bir inkardır. Anladım. Ben yıllar önce bir şey hatırlıyorum, bizim yaşadığım ülkede Avustralya'da bir genel vali vardı, Avustralya'nın genel valisi. Adama şunu sormuşlardı: sen hangi dine inanıyorsunuz diye. Çok komik bir şey söylemişti. Thank God I'm an atheist demişti. Çok anladım. Komik bir tabir. Evet. Yani Allah'a şükür ben ateistim. Yani Allah var ama ben kabul etmiyorum. O manaya geliyor. Tabii ki bu şakaydı. Fakat yani işin arkasında bir gerçek var. Fakat bugün bizim günümüzde daha çok bizim böyle yerli milli ateistlere bakıyoruz. Bu arkadaşlar da böyle her konuda olduğu gibi bu konuda da maalesef batıdan en az 200 yıl geride geliyorlar.
Mesela öne sürdükleri argümanlar Batı'da 200-300 yıl önce öne sürülen argümanlar. Mesela şu an günümüzün en meşhur, bakınız en meşhur ateistlerinden biri olan Richard Dawkins bile biz Tanrı'nın varlığını bilimsel olarak reddedemeyiz diyor. Richard Dawkins kendi inanmıyor ama yani bilimsel olarak reddetmek de mümkün değil. Her zaman bir ihtimal var diyor. Bu çok ilginç bir şey. Zaten gerçek bilim insanı da ancak böyle konuşabilir. Aksini ifade ederse bu bilim insanı olamaz yani. Nasıl ispatlayabileceksin ki? De düşüyor. Yani kendi içerisinde çelişkiye de düşüyor. Yani yeryüzünde insanın işte hayatın başlamasını nasıl açıklıyorsunuz dediklerinde de işte daha üstün bir medeniyet, bir uzaylı bir türe atıf yapıyor. Yani uzaylılar ama tabii o uzaylı dediği türün de kim tarafından nasıl yaratıldığını şey yapmıyor. Yani düşünmüyor. Kendi içerisinde çelişkili bir açıklama. Aynen. Evet. Aynen. Şimdi hocam oraya girmiyor. Oraya girmiyor. Şimdi evet, mesela şöyle buyurun. Hocam, siz devam edin. Siz devam edin. Mesela, hani Dawkins dediniz de aklıma çok güzel bir şey geldi. Yani dediğiniz gibi evet dünyadaki canlılar işte çok daha ileri bir medeniyet gelmiş yıllar önce, bin yıllar önce ve bir deney sonucu insanları ortaya çıkartmış gibi bir şey öne sürüyorlar da sizin dediğiniz gibi onlar nereden geldi? Yani bu şey bitmiyor. Bu sorgulama bitmez. Niye bitmez? Halbuki insanlar da yapabilir hocam. Yani insanlar da mesela siz dediniz ya geçen programlarımızın bir tanesinde uzaya çok mikroskobik bir canlı gönderdiler. Uzayda yaşayabildiğini falan. Yani, ayısı. Evet yani Mars'ta da mesela insanoğlu bir yaşam türünü mesela hayata geçirebilir. Veya genetik modifikasyonla şeyler yapabilir. Ama bu insanı da kimin dizayn ettiğini, kimin tasarladığı sorusunun yanıtı değil yani. Yine insan bir başka şey arıyor, bir başka Ama hocam değil. Bir de şöyle bir... Yaratıcılık değil yani, yaratıcılık olmaz o. Şimdi yoktan var etme olmaz. Mesela siz geçen programda Big Bang ile ilgili yani kesin dediniz yani tartışılmaz dediniz yani elimizde çok bulgular ama teorilerden bir tanesi de şu dediniz mesela o patlama daha önce var olan bir evrenin çökmesi yok olmasının bir neticesi olarak bu tarafta bir patlama olarak tezahür etmiş olabilir dediniz teorilerden biri dediniz bu evet eğer bu teoriyi birazcık anlatır mısınız hocam yani çünkü eğer böyle bir teori şeyse yani düşünülebilir bir teori ise o yatık 8 rakamıyla açıklanan Hint felsefesinde karşımıza çıkan o yani sonsuz döngüyü de bize işaret ediyor olamaz mı? O teori var Aydan Bey fakat o tutmadı. Fizikte tutmadı. Şu nedenle tutmadı. Big Bang diyorlar ona. Daha önce de Oscillating Universe diyorlardı. Yani bu pendulum diye bir şey var ya bir sağdan sola sürekli sallanır bir top. Evet. Şimdi onun gibi yani öyle bir iddia vardı işte evren zamanla genişliyor genişliyor sonradan çöküyor kendi üzerine çöktükten sonra büyük bir kara delik oluyor fakat başka bir taraftan tekrar yeni bir patlama oluyor tekrar genişlemeye başlıyor ve bu böyle ebede kadar devam ediyor diye bir teori vardı. Fakat bugün biz biliyoruz ki evrende belirli bir miktarda madde var, belirli bir miktarda enerji var ve bu anlatılan Big Bang'ın sürekli devam etmesini astrofizikçiler mümkün değil diyorlar. Yeterli kadar madde yok diyorlar bunun olması için. Şu teze ne diyorsunuz hocam? Mesela şimdi varlığın var olmama ihtimalinin olmadığı bir model hocam. Yani varlığın var olmama ihtimalinin olmadığı bir model. Yani yokluğun var olma ihtimalinin olmadığı bir model. Yani yokluk öyle bir şeyin olmadığı. Yani yokluğun var olma ihtimali yok. Şimdi böyle bir modeli düşündüğünüz zaman o yatık 8 ile açıklanan yani sonsuz döngü anlam kazanıyor mu? Yani yokluk diye bir şey var mı hocam? Yokluk diye bir şey şöyle var. Yani madde olarak yokluk varmış.
Öyle düşünmek lazım. Esasında bu sizin bahsettiğiniz şeye biz İslam'da, İslam kelamında imkan delili diyoruz. O da Allah'a işaret ediyor, bir yaratıcıya işaret ediyor. İmkan delili şudur, evrende incelediğimiz, evrende gözlemlediğimiz, tabiatta gözlemlediğimiz her şey esasında bir imkandır, yani mümkündür. Olabilir de olmayabilir de, Ama o şimdi manaya yokluk geliyor. mümkün müdür hocam? Yokluğun var olma ihtimali söz konusu mudur? Yani Türkçe'de bir tez de var. mutlak yokluktan Evet. bahsediyorsak, mutlak yokluk. Öyle bir şey pek mümkün değil. Çünkü evren olmadan önce zaten Allah vardı ve o bir varlık ve o her zaman vardı. Ne başı ne sonu olan bir varlık Cenab-ı Allah. Dolayısıyla yokluk derken biz neyi kastediyoruz ona bakmamız lazım. Yokluk derken yani Yani insanların yokluğu insan zihni yokluğu zaten tasavvur edebilir mi hocam? edemiyor yani o demek. Edemiyor yani Yok yokluğu. yok yok ifadesini biz şunun için kullanıyoruz. Bir varlığın veya bir nesnenin olmadığı yere yok diyoruz. Değil mi? Olmadığı şeye Olmuyor. yok diyoruz olmadığı zaman. Yoksa mutlak yokluğu biz anlayamıyoruz. Kaldı ki Gerçekten anlamıyoruz. hocam boşluk bile yokluk değil, değil mi? Yani uzayın da mesela boşluk olduğu falan düşünüyor. Uzayda Evet. bunun da boş Evet. olmadığı ortaya çıktı yani. Evet, yani uzay bile boş değil, bir şeylerden yapılmış. En azından bir Higgs field diye bir şey var, Higgs alanı. Yani evrenin her tarafında var bu. Dark enerji var, dark matter var. Yani boşluk değil, uzay Evet. boşluk değil. Fakat Big Bang'te de şu var yani, o ilk patlama anından itibaren bu uzay dediğimiz şey var olmuş. Yani ondan öncesi kesinlikle bilinmiyor. Çünkü geriye doğru gittiğinizde bir singularity oluyor, tekillik. Singularity'den önce de madde, uzay, enerji, her şey ortadan kalkıyor. Yani işte yokluk dediğimiz şey o zaman çıkıyor. Bilim bunu açıklayamıyor. Ve burada onun için biz böyle bir ifade kullanıyoruz. Mesela o yatık 8'den daha çok şöyle bir şey var orada. Bir şeyin bir başlangıcı var. Yani maddi alemin bir başlangıcı var. Her zaman var diyemiyoruz biz ona. Zaten maddenin her zaman var olması, ezeli olması da uzayda dahil mümkün değil. Yani zaman ezeli olması da mümkün değil. Bir başlangıcı olması lazım. Başlangıcı olmasaydı biz hiçbir zaman günümüze gelemezdik. Yani şu gün diye bir şey olmazdı. Hiçbir zaman gelemezdik başlangıcı olmayan bir alemde. İşte bu imkan delili dediğim şey de Cenab-ı Allah'ın işte biraz önce sormuştunuz varlığına delillerden bir şeydir. Çünkü deniliyor ki felsefede yani her şey bizim bildiğimiz her şey test edebildiğimiz, gözlemlediğimiz, anlamaya çalıştığımız her şey, her madde, her enerji, zaman da dahil bunların hepsi esasında nedir? Bir imkandır, mümkündür yani. Mümkün olunca bu sadece imkandan ibaret olunca kendinden dışta başka faktörlere bağlıdır var olması. Mesela insana bakıyorsunuz milyonlarca şey lazım insanın varlığını devam ettirmesi için. Havasından, suyundan, atmosferinden, güneşinden, dünyasından, yer çekiminden o kadar şey sayabilirsiniz ki bizim var olmamız dış etkenlere bağlı. Kainatta her şey böyledir. Sadece imkandır. Yıldızlar da öyledir. Yıldızlara bakarsanız onların var olması için nükleer füzyon gerekiyor. Nükleer füzyon için işte hidrojen, helyum gerekiyor. Yani hep kendilerinin dışında bir şeylere ihtiyaçları var. Şimdi bütün evren böyle olduğu zaman biz şöyle diyoruz. Yani bütün bunlar sadece bir imkansa varlığı imkan olmayan fakat gerekli olan bir şey lazım. Varlığı sadece imkandan ibaret olmayan fakat varlığı gerekli olan bir şey lazım ki her şey ona dayansın. Bu esasında imkan delili. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Biz varlıkları incelerken yani bu Richard Dawkins'la bağlantı kuracağım işi. Şimdi siz mesela dünyada bir yerde dolaşıyorsunuz. Diyelim Antarktika'da dolaşıyorsunuz. Antarktika gibi bir yerde bakıyorsunuz önünüze. Böyle yuvarlak
çelikten yuvarlak bir top çıkıyor. Metalik bir top, bir küre. Şimdi hiç kimse demez ki ya bu kendi kendine burada oluşmuş. Yani akıllı her insan, bilim insanı der ki ya bu nereden geldi acaba? Kim yapmış bunu? Değil mi? İlk düşünceye şey bu. Evet. Bu mantık doğru mantıktır. Siz şimdi bu küreyi büyütseniz, dünya kadar yapsanız bu mantık değişir mi? Değişmez. Dersiniz ki bu dünya nereden geldi? Peki daha da büyütseniz, evren kadar yapsanız yine aynı mantık gerekiyor. Bu evren nereden geldi? Dolayısıyla bütün her şeyin bir yapıcısı, bir sebebi olduğunu düşünmeye mecbur kalıyorsunuz. İşte biz buna müsebbibül esbab diyoruz. Yani sebeplerin sebebi. Cenab-ı Allah. Yoksa siz oraya başka bir sebep koyarsanız, maddi bir sebep koyarsanız, fiziğe ait bir sebep koyarsanız onu da sorgulayacaksınız. O zaman bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Bu ezele kadar devam edemez. Neticede öyle bir sebep koyacaksınız ki ona artık sebep yok. O da bir tek Allah oluyor. İşte biz buna esasında kozalite delili diyoruz. Bu da İslam'da bir delil, yani İslam kelamında bir delil. Yani o kadar çok deliller var ki Allah'ın varlığına. Mesela teleolojik delil de vardır. Mesela teleolojik delile baktığınızda yani etrafımızda gördüğümüz her şey esasında bir sanat eseridir. Her şeyde bir ölçü vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader diyor. Biz her şeyi ölçüyle yarattık diyor. Orada kullandığı kader kelimesi mesela kadera kökünden gelir. Miktar demektir. Kudreti yetti demek. Birçok manaya geliyor bu. Türkçe'de biz kadar diyoruz yani. Ne kadar? İşte o ifadeden gelme, kaderden gelme. Ne kadar dediğimizde hangi miktarda diyoruz? İşte Allah evreni diyor ki ben ölçüyle yarattım. Şimdi bunu biz teyit etmiyor muyuz bilimle? Neyi incelersek inceleyelim bir ölçü geliyor, görüyoruz. Hem de çok hassas ölçüler görüyoruz. Dünya, güneş ilişkisi, galaksilerin dönmesi, işte centrifugal güç, centripetal güç, değil mi? Yer çekiminin o ölçüleri, hesapları. Her şeyde böyle çok hassas ölçüler var. Bu neyi gösteriyor? Yani Kur'an-ı Kerim orada söylemiş bu gerçeği. Bu ölçüleri öyle bir bozuyor muyuz hocam? Bu bahsettiğiniz ölçüleri bozuyor muyuz? Mesela global warming dediğimiz bir şey. Yani bunu biz bozuyoruz hocam ve inanılmaz işte bir sıcaklık dünyanın her tarafını kasıp kavuruyor. Şimdi o ölçüler yerinde kalsa hocam, değil mi? Bu tür sıkıntılarla karşılaşmayacağız. Nasıl bakıyorsunuz hocam mesela? Tabii. Değil mi? Yani bir virüs gibi biz bozuyoruz aslında bu ölçüleri. Aynen. Aslında biz bu temel fizik kanunlarını bozamıyoruz da. Evet. Fakat bu kapalı sistemlerde dünya gibi. Mesela dünyayı bir şeye benzetiyorlar. Sera gibi. O greenhouse diyorlar ya. Şimdi atmosferin içine güneş ışığı girdiğinde güneşin ışığının kendisinde ısı yok, sıcak değil, uzaydan geliyor. Fakat bizim atmosferimizin içine girerken o sürtüşmelerden dolayı o karbondioksit sayesinde ısınma oluyor. Fakat dünya kapalı bir sistem olduğu için sera gibi o karbondioksit dışarıya kaçmıyor ve sürekli ısınmaya devam ediyor. Dediğiniz gibi biz de buna ne yapıyoruz? Katkıda bulunuyoruz insan olarak. Zaten yani şu dünyaya insandan fazla zarar veren yok. Mesela bu environmentalistlara bakarsanız işte ekoloji, dünyanın dengesi bunları inceleyenlere bakın. Gerçekten diyorlar ki dünyayı mahveden insanlar. Hatta şöyle bir araştırma okumuştum ben. İnsanı diyorlar dünyadan alsanız olduğu gibi bütün insanlığı. Dünya sadece ileriye doğru gider, güzelleşir, daha çok yeşilleşir, daha havası temizlenir, denizleri temizlenir. Yani dünyaya katkısı olmayan esasında bir tek insan var. İşte o da akıl sahibi olduğumuz için, bencil olduğumuz için, kendimizi düşündüğümüz için maalesef dünyayı böyle kendimiz için esasında zindan ediyoruz. Evet. Hocam şimdi siz daha önceki programlarımızda anlatmıştınız ama mesela hani Kur'an'da yeryüzüne demiri biz indirdik diyor mesela.
Evet. Buradaki yani böyle bir ayette ne tür bir hikmet görüyorsunuz hocam? Yani Allah Kur'an'da neden böyle bir şey söylesin? Demiri biz indirdik. Şimdi nasıl açıklıyorsunuz? Yani demirin yeryüzüne inmesini, indirilmesini nasıl açıklıyorsunuz bu kozmolojik sistem içerisinde? Yani zamanın bir belli bir bölümünde Allah yeryüzüne demir indirmeyi mi karar veriyor? Yoksa bu sistem, bu kozmik sistem aslında bir en baştan itibaren bir tasarım, bir program mıdır? Yani zamanın bir bölümünde yeryüzü de oluşacak ve oraya demir indirilecek diğer elementlerin yanı sıra. Bu bir program dahilinde midir yoksa yani sizce yaratıcı zaman zaman müdahale etmekte midir? Nasıl bakıyorsunuz buna? Yani İslam teolojisinde Cenab-ı Allah sürekli müdahale ediyor. Yani böyle bilgisayar programı gibi bir şey programlayıp sonra kendi haline bırakmış değil. Bu mümkün değil. Yani çünkü biz bunu nereden anlıyoruz? Mesela kuantum fiziğe baktığınızda oradaki o belirsizliği, bir elektronun alacağı yolu, dönüş şeklini, yani daha doğrusu momentum diyoruz, hareketini hiçbir zaman biz tespit edemiyoruz. Burada şunu anlıyoruz, orada da esasında bize göre olasılık gibi görünen şey aslında bir determinizm var orada da. Kontrol altında yani. Zaten evrende ne oluyorsa işte o kuantum aleminde meydana gelen hadiselerden dolayı oluyor. Yani neticede orada bir zincirleme var. Dolayısıyla evet, bir program gibi işleyen evren esasında sürekli müdahaleyle işliyor. Cenab-ı Allah'ın kudreti orada olmazsa evren anında çöker. Dolayısıyla bu Hadid suresinde 25. ayette mesela orada çok ilginç bir şey daha var, onu da ifade edeyim burada. Hadid suresi 25 demirin indirildiğinden bahseden ayettir. Başına besmeleyi de eklediğinizde, çünkü besmele de bir ayettir, 26. sure oluyor, 26. ayet oluyor. Demirin periyodik table diyoruz. Evet. Yani o kimya table'ı var ya, hani orada bütün tablo diyelim. 26 numaralı atom demirdir. Ve 26. ayette bahsediyor bunu. Çok ilginç. Evet. Şimdi demirin indirilmesi meselesi, orada tabii birçok hikmetler var. Bir yönüyle demir tabii teknolojiyi de ima ediyor. Demir kudrettir. Kur'an-ı Kerim bunu bildiriyor. Çünkü demirle bir sanayileştik. İnsan evet. ilerledi. Demirle güç kuvvet kazandık. İnsan vücudunda demir dolaşıyor. Demir madeni olmasa kanımız olmaz, kan dolaşamaz insan vücudunda. Fakat indirilme meselesine de baktığımızda, daha önce bahsetmiştim, demir madeni sadece yıldızların çekirdeklerinde oluşabiliyor. Süpernovalarda oluşuyor, yıldızların çekirdeklerinde oluşuyor. Dolayısıyla demir dünyanın yeryüzünde, arzda oluşmamış, bir yıldızda oluşmuş. Çok ilginç bir şey. O da indirildiğini gösteriyor yani ayetin. Anladım. Anladım hocam. Kıymetli hocam, benim sorularım bunlar. Sizin anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz başka bir şey varsa benden bağımsız olarak istediğiniz konuya girebilirsiniz hocam. Ya da programımızı önümüzdeki haftalarda yine devam ederiz. Başka konuları da konuşuruz. Söz sizde hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Yani belki son nokta olarak şunu söylememiz gerekir. Din bilim kesinlikle çelişmez. Çünkü yani biz diyoruz ki her şeyi Allah yarattı. Dolayısıyla onun yarattığı şeyleri inceliyorsak ve buna bilim diyorsak, yani bunu onu yaratandan bağımsız olarak incelememiz zaten doğru bir şey değildir. Etik değildir. Dolayısıyla din bilim iç içedir. Anladım. Birbirine bağlantılı. Biraz da şundan hocam, mesela Türkiye'den bir felsefeyle ilgilenen bir yazar günün birinde çıktı, dedi ki işte bakın dedi,
Yani Müslümanlara nasıl anlatabilirsiniz ki dedi evrenin 6 günde yaratılmadığını. Mesela o şey yani kafasında böyle bir kavram var. Müslümanların bütün bu kainatın 6 günde yani 6 çarpı 24 saatte yaratıldığına inandığımızı düşünüyor mesela bu kafa. Evet. Şimdi bu tür şeyler de var. Mesela bunları anlatmak gerekiyor. Yani siz çok güzel ifade ettiniz yani orada 6 günden kasıt 6 evre, o 6 evrenin de evrensel zaman içerisinde değil mi? Neye tekabül ettiğini Evet. falan anlatmaya çalıştınız. Mesela bu şeyde de böyle. Yani diğer işte eski ahitte de böyle, Kitab-ı Mukaddes'te de böyle Aynen. Bir şey var. Dolayısıyla böyle yani yanlış anlaşılmalar var. Veya işte Ebrehe'nin ordularına taş atan Ebabil kuşları olarak tercüme edilmiş mesela asırlarca değil Evet. mi hocam? Evet. Şimdi Evet. birileri de çıkıyor diyor ki ya işte küçücük kuşlar falan nasıl yenebilsin ki yani ne kadar büyük taş atmış olabilirler ki falan filan dalga geçiyorlar falan. Bu biraz yani Kur'an-ı Kerim'de bilimsel bir yaklaşımla bakmayı da gerektiriyor. Sizin yaptığınız bu başka bilim adamları da açmaya çalışıyorlar yani Kur'an-ı Kerim'i insanlara daha net bir şekilde göstermeye çalışıyorlar ki Evet, mesela bu çelişmesin. Şimdi siz bu şey Aydan Bey gerçekten bazı insanlar bu konularda literalizm diyoruz biz buna. Ya sadece literal olarak anlıyorlar yani kelimeleri, ifadeleri veya kasıtlı yapıyorlar. Yani bunda biraz iki kasıt şey. Da var. Yani kasıt da var. Kasıt da var. Fakat bunu bazı Müslümanlar da yapıyor. Çok evet. İlginç bir şey. Mesela günümüzde Kur'aniyun diye bir grup türedi. Hadisleri inkar etmeye çalışıyorlar ve onlar da aynı şeyi hadisler için yapıyor. Ben bir programda izlemiştim, hem de sevilen, takip edilen birisiydi bu şahıs. Çıkmış orada bir hadisten bahsediyor. Bu hadis sahih hadis yani. Çok ilginç bir şey. İşte orada hadiste diyor ki hurma, hatırladığıma göre 3 hurma mıydı günde, 7 hurma mıydı? Tam olarak hatırlayamadım hadisi. Fakat diyor ki işte Efendimiz işte şu kadar hurma yerseniz her gün o zehiri bile engeller. İşte o zat da bir programda çıkmış, karşısındaki kişinin önüne işte hurmaları koyuyor. Şunları yiyin diyor. İşte bakın burada da diyor fare zehiri var diyor. Hadi. Üstüne diyor iç bu fare zehirini bakalım diyor işte sizi koruyacak mı hurma diyor. İşte bu literalizm buna deniliyor. Halbuki şunu düşünemiyor. Hurmada antioksidan var. O bahsettiğiniz ki de çok akıllı bir insan yani. Evet evet. Evet. Ben bunda kasıt görüyorum. Yani çünkü hurmada biz biliyoruz ki çok yüksek derecede antioksidant var. Yani vücuttaki toksitleri, zehirleri temizliyor. Bu demek değildir. Sen git siyanür 3 iç, hurma seni yani zehirlenmekten kurtarsın. O manada o değil. O da söylenen şey hocam. Vücudumuzu temizliyor. Hurma da antioksidan değil mi? Toksiklere evet. Karşı bir şey var. Bir. Evet, yani Efendimizin ifade ettiği şey bu orada. Çok açık. Yoksa hiç yani koskoca peygamber Allah Resulü sen hurma ye, sen zehirlersen, seni zehirlerlerse ölmezsin. O öyle bir şey der mi yani, ne kadar mantıksız. Kaldı şey. Hocam yani orada orada kastedilen toksikler yani insan evet. Toksik yani o da bir tür zehir tabii ama literal anlamda da anlamak dediğiniz gibi doğru değil. Hocam evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani ben şeyden bahsettim, Ebrehe'nin ordularına taş atan Ebabil kuşları. Biz evet. Programımızda bunların kuş olmadığını anlattık. Editör arkadaşım evet. Hemen ekranın üst köşesine zaten o programın linkini de koyar. Ebabil kuşu diye tercüme edilen o uçan şeylerin ne olduğunu öğrenmek isteyenler o programımıza bakabilirler. Kıymetli tabii, hocam tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için gerçekten ben de çok şey öğreniyorum sizinle yaptığım bu programlarda. Estağfurullah. Estağfurullah. Değerli izleyiciler, bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergibey ile birlikteydik. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.